İsmim Eray Kerimoğlu, 1945 Küçük Kaymaklı doğumlu. Doğduğum tarihten beri bu esnaflığın içindeyim. Babam kasap, Lefkoşa Türk Belediye Pazarı'nda dükkanı vardı. İlk babam sallaktı, hayvan kesilenlere sallak derlerdi. 58 hadiseleri çıktı, etti, eyledi. Çıkış köylere yoktu. Rumlar tuttuğunu Türkleri esir alırdı, keserdi, öldürürdü, biçerdi. Ahvali sorumsuz, yani bilmezdik ne olduğunu. Bilen mecbur babam bizi geçindirmek için kendi başladı tek tük hayvan alıp kesmeye, satmaya. O vakit kilo yoktu, okkaydı. Velhasıl son belediye pazarında dükkan açtı. Belediye pazarında dükkan açtı. Kasap yani mesleğini yürüttü. Biz onun yanında büyüdük. Bu sefer biz yardımcısı çırağıydık, ona yardım ederdik. Yetildik, hayvandan anlardık. Başladık biz satın almaya, kendine getirmeye. Velhasılı 58 hadiseleri geldi, geçti. 74'ler geldi, geçti. Bugünlere geldik. O zaman bet bereket vardı. Hayvan ucuzdu. Sonra ben 15 yaşındaydım. Kendim hesabıma başladım çalışmaya 15 yaşından beri. Zaten benim gözüm hırsızdı. Bir şeyi bir kere görürdüm. Harf çıktı, şu çıktı, bu mesela yapamadık, eyleyemedik. Bizi istediler, sanayet yanına koysunlar. Evimin önünde döşemeci vardı. Yani koltuk falan döşerlerdi. Her gün görürdüm, seyrederdim. Son bazı şeyler çıktığında, 58'den sonra bizi mesela diyelim, 45 doğumluyum. 58'de 13 yaşındaydım. Dediler bizi sanat yanına koysunlar. Neye hoş gidin dediler bize. Dedik gözümüz döşemeciye doydu. Gittik ustaya götürdüler bizi. Usta dedi çırağa ihtiyacım yok dedi. Beni götüren adam o bölgenin süpürgecisiydi. O sokağın süpürürdü. Dedi çok iyi bir çocuktur, çok açık gözdür dedi. Gözü dedi hırsızdır dedi. Usta dedi ki, ben hırsız adamı ne yapayım? Çok iyi hatırlarım, ben hırsız adamı ne yapayım? Yok dedi, o manada söylemedim dedi sana hırsızdır. Gözü hırsızdır, gördüğü şeyi çalar dedi. Yani verdiğin işi yapacak dedi. Seni yarı yolda bırakmayacak dedi. O vakit usta dedi, çırağa böyle hazır koltuklara sus da çakallardı böyle onlara da. Bunu yapar mısın dedi bana. Geç dedim ben ustaya. Neyi getireyim dedi bana. Başka iş ver bana dedim. O çocuk oyuncağı dedim. Bunu yapar mısın dedi. Onu da orada bırak dedim. Ne etsen oğlum sen yaparsın dedi. Oturdayım seni buraya dedi. Baş usta alasın isten dedi. Yap bir şey de göreyim dedi. Alayım seni işe. Tamam dedim. Geç karşıdaki dükkana dedi. Boşver dedi, al bu dört koltuğu bir kannep payı dedi. Bunların sustalarını çak, hiç sana tarif etmem madem dedi, geç dedin. Ha ben de geçtim dedi, sustalarını çak dedi. İsmağların iplerini bağla, şudur budur dedi. Kannevi salarını çak, kannevi sa dediği de torba çakardık üzerine. Onları çak, fitillerini koy dedi. Tamam dedim. Mesela onları çaktık, ettik, eyledik, fitil de dediği. Kıtık ezme yapardık böyle, farz et elip ip gibi böyle vurduk da çakardık böyle, hazırlardık, dikerdik sustaları. İki saat sonra, tam bir saate baktım, iki saat geldi. Ama ben otururum. Ne oturun oğlum dedi bana. E dedim bitti. Dedim korktum geleyim sana sesleneyim dedim. Bu şöyle mecbur oturdum dedim, şimdi 3-5 dakika bir baktı. Kimin yanında işledin dedi bana. Hiçbir yanında işlemedi. Halbuki en meşhur döşemeci vardı, Orhan Mevlit. Çok meşhur döşemeciydi, en eniştemin amcasıydı. Bazen onun dükkanına giderdik eniştemin an, adını bilirdim. Döşemeci Orhan'ın yanında işledim dedim. Sen Orhan'ın çırağısın dedi bana. Kaç para verdin sen haftada dedi. Halbuki hiçbirinde işlemedim. Dedim ben de ağzımdan attım 1,5 lira dedim. Tamam dedi.
kal şimdiden işlemeye başla dedi. Kaldık işledik. Bir hafta içinde kalfasının yaptığı işleri yaparım. Kalfası benim, kıskandı beni kalfasına. 3,5 lira verdi haftada. Kalfa bizi kıskandı, bir şey söyledi. Usta dedi, kadimi kalacaksın dedi, ne var? Kalfayı dolduracağım dedi, seni 2 lira edeceğim dedi. Dedim kalacağım, 3 ay kalacağım dedim. Bana dedim, yalnız izin verirsen cuma günleri hayvan pazarı olurdu. Gene kapısında, Gene caddesi, mezarlık vardı. Çünkü olduğu yer mesela diyelim, o mezarlığıydı. Onun karşısı mesela dedim, parti şimdi hayvan pazarıydı. Bütün hayvan pazarı, yani bütün köylüler köylerden gelir kana, 2 koyunu olan, 3 koyunu olan oraya getirirdi, satışını orada yapardı. Kasaplar giderdi, 1 haftalık hayvanını oradan satın alırdı. Böyle şimdiki bu arabalar yoktu o kadar çok. Birkaç tane araba vardı böyle van, mesela diyelim, onlardan giderdi kasaplar köylere. Oradan alırdı, herkes evinin havlusuna koydu, beslenirdi, ihtiyacını bazlardı. Bana dedim, verirsen dedim, cuma günleri bana izin, çok değil yani, 3 saat. Mesela 10'da geleceğim dükkana, sabahtan dükkana gelmeyeceğim, saat 10'da geleceğim. Cuma günleri izinlisin dedi, bütün gün izinlisin dedi. Ben de ne yaptım? Cuma günü izinli olduğum için, pazar günü usta çağırdı dükkanı, çalışırdı kendi yalınız. Pazar günü giderdim benden, ha. Bütün gün yoldaş olurdum. Ama bu sefer tabii o ustaya değil ha, o ustadan 3 ay sonra kaçtım, döşemeci Orhan'a gittim Mevlid'e. Eniştemin amcası olduğu için. Onun da çırağı durdurdu. Ben dedi, senin dedi, o kayının dedi. Duydum şu işi aradık, olduğunu dedi, döşemeciye giderim ben döşemeciye dedi. Fravondur dedi, kayınım dedi, eniştem. Gelsin be dedi, şöyle. Bir göreyim, ben gittim. Dedi, bunu yaparım mı her ay, bunu yaparım, 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 yaparım. E senin dedi, bilmediğin dedi, 5 vakit namaz dedi, onu da şeytan koymaz galiba dedi. E gel yarın dedi, bana da yok, yok dedim. 1 hafta müsaade ver, söyleyeyim ustama. Ustamdan da ondan ben bunu. Bir aşka adam bulsun dedim, geleyim yanına. Ustaya gidip söyledim de, her ay dedi, gitme oğlum dedi bu şekilde. Ama bu ustam, şu çalıştığım usta cimriydi. Karşımızın önünde kahveci vardı, yanında kahvecisi gelirdi kendine, sabahtan sütünü getirirdi, Nescafe'sini getirirdi, bilmem nesini getirirdi, evinden yemeğini getirirdi, otururdu karşımızda yerdi, ederdi, alın bir sokun demezdi. Ben hiç kıç kalırdım, ne demek, bir buyur da ya o çırağa, al bir sokun bir şey ver o çırağın ağzına sok, hiç bu tabiatlar yoktu. O Orhan'ı da görürdüm ben çocuk enişteme gittiğimde. Sabahları ona doğru böyle masacık kurardı böyle dükkanına göre. Yok çakısızdır, hellimciktir, peyniriciktir, şudur budur, kapçırakları, mırakları toparlanırdı, kolacığı, muradır görürdüm. İmrenirdim. Dedim geleceğim bunun yanına. Gittim de yani onun yanına. Hakikaten Allah rahmet etsin öldü yani. Sabahtan kendisi karşısında da lise, Haydarpaşa Lisesi vardı. Orada arabacının üstüne şiş kebabı yapan bir adam vardı. Sabahları ciğer kavururdu. Kendi ciğer yersaydı bugün 3 tane çırağı vardı dükkanda. Şu başladık işte 4 tane çırağı vardı. Çıraklara da yaptırdı. Mesela 2 şirin bidesiydi o vakit mesela kebap. 1'er şirinlik de çocuklara yaptırdı. Ve birazdan Nescafe ısmarlardı bize. Öğlen olurdu kendi mesela diyelim, giderdik evinden. Yani bekarıydı. Şeyde geldik Samanbahçe diye de kız kardeşi vardı. Oradan gene yemeğini alır götürürdüm. Geldim de oraya evine. Çünkü eniştemin de şeyiydi, yani akrabasıydı. Severlerdi beni. O saatten te ona yemeği koysunlar, bana da kullardı. O ustayı sever miydin, sevmemizdin. Ben de mesela 8 saat yerine 12 saat çalışırdım. Hiç umurum değildi. Ama hafta başı geldiğinde 3 lira vereceği sabaha, o hafta mesela fazlayı çıkardı, 5 verirdi, 6 verirdi. Candan yürekten çalışırdım. Ama biz
Tekrar biraz yollar düzene girdi, açıldı maçıldı. Hayvana satıyor, kasapçılar meraklıyık. O saatten vazgeçtik. Dedi bana, Beray dedi. Akşam üstüne boş vaktin dedi. Gel ya o dedi, biraz yardım et dedi. Ben akşam üstüne mandıra gideceğim, keçimi koyunumu yedim. Yani o sanatı yürütmedik. Velhasıl bu mesleği aldık. Yaş 77. İşte oğlumuzu yetiştirdik, oğlumuza devrettik. Ben tabii bir şey yapamam ama arada bir gelir bir seyrederim. Bir aksi bir şeyler olduğunda tarif ederim. Göz kulak olurum, yapacağım bu. Ama 74'de gelmeden evvel 63'te nişan oldum, nikah oldum, 64'te evlendim. Son dağlara az çıktık, bilen neye çıktık, şuydu buydu, hayat geçim zorlaştı. Ama ucuzluk vardı, yani böyle bugünkü gibi her gün bir zam, her gün bir zam yoktu. Mesela köyden gelirdi bir insan, haftada bir 15'te bir cuma günleri köylü gelirdi. Havlusunda, evinde, çevresinde ne yetiştirirseydi sepetine koydu. Kuru inciridir, kuru üzümüdür, palazıdır, bullisidir, hellimidir, yumurtasıdır getirdi. Kuşatürk Belediye Pazarı'nda, pazarının çarşının değilim, o zaman çarşıyı değilim, pazar. Önünde kimisinin yumurtacısı vardı, yumurtasını verirdi, kimisi hellimini verirdi. Teperisini alırdı, şekerini, ununu, bilinmesini alır giderdi. Hayat böyleydi. Mesela bir memur 15 lirayı da alırdı. Son hatırlarım 30'a çıktı. 30 lira büyük paraydı. Mesela et bir son Türk parasına döndüğünde, eylediğinde 20 tane tosun aldım ben. 50 lira tanesi. 50 Türk lira tanesi, 20 tane büyük tosun. Yani 600 okka tanesi okkaydı. 550-600 okka tanesiydi. Bir kasap arkadaşım dedi ki, kasap Eray bu hayvanları kaldıramayacak. Yani tuttuğu sermayesi de gidecek. Verdiği pay da gidecek dedi. Ben de alırken adama bir ay müsaade istedim. Bir ay zarfında 2-2-3-3 kaldıracağım diye. Kendilerini. İki tanenin parasını verdim önüne. Dipozit kaldı yanında. İki tane kaldıracağım da onu öderdim. O iki dipozitim kalırdı. Bu sefer hayvanlar da ucuzdu, geldi bana. Yani okkalıydı. Fazla eti mesela diyelim, 10 şirin okkası satalım mesela diyelim, 10 lira okkası satarsaydık, 5 lira okkası satarsaydık o devir. Benim üstüme yarı paraya geldi. Çünkü herkes kaldıramazdı 20 taneyi diye. Ucuzlattım ben. Bu sefer bir ay vade koduğumda 15 gün içinde kaldırdım. Ve kasaplar şaştı kaldı, nasıl oldu da ödedim de kaldırdım diye. Yani bu günleri yaşadık. Şimdi bir tosun giden alasın 20 milyar, 18 milyar, 25 milyar. Yani 35 lira kilosu olsa diyelim şimdi. Bir tosun gidi 700 kilo, 24-25 milyar tutar, 20 milyar tutar. Giden kasaba bir avuç kıyma alın, kasap haklı, hayvancı haklı. Bir avuç kıyma alın 120 lira, 130 lira. 2 kilo kıyma al, 250 liradan fazla verin. Eskiden mesela diyelim, buzdolapları böyle yoktu. Köylü ketli etini saklaman için. Bir hayvan kısır bir hayvan olur, doğum yapmazdı. 2 sene, 3 sene kısır kalırdı. Semizleşirdi, tavlanırdı. Bile mecburi keserdi kendini, çoluk çocuğumu öneyim derdi. Bir hayvan kısır bir hayvan mesela diyelim, o okka dönerdi, 30 okka, 35 okka et çıkarır. Kaç günde yiyecek? Bozulacak. Kimisi eskiden kuyuya salkıtırdı. 3 gün, 5 gün kuyuların içinde. Soğuk olduğu için muhafaza edirdi. Kimisi kavurma yapardı. Tencere kollarını saklarlardı yağının içinde. Kimisi samarella dediğimiz bir şey var, samarella yapardı. Ayıklardı kemiğinden çıkarırdı. Kat kat yarardı kendini. Duzlardı. 3 gün, 5 gün, 6 gün tuzla pişirirdi gene, çevirirdi, örterdi dülbendinden. Derdi. Hatta dağlarda çıkan bir şey vardı, süpürge yapılır, sülümbe denir ya bir önüne, onların üzerine koydu. Dülbendinden örterdi ki sinek kurdatmasın. Bu zaman ondan sonra çıkarttıktan sonra kendini sıcak suya batırırdı.
Tekrar hafif gene biraz tuz koydu. Keke kekelerdi üstüne. Asardı kendini, kurudurdu. Gerçek mesela içki içen mezeye de sonradan mezeye döndü. Onu keserdi parça parça, yemeklere kollardı. Samarella bundan icadı bulundu. Şimdi sosyete bir şey oldu mesela, mezeye kullanırlar, yemeklere koyan yok. Sucuk dersek mesela diyelim, kasaplar mesela hayvanını bazlar diyelim, şimdi bu pirinç değil, şeker değildir. Bilemez mi? 2 gün, 3 gün, 4 gün muhafaza ettikten sonra. Bu et kaldık sonra renk değişir, bozulmaya gider. Mecburu sucuğa çevirdiklerinde baharatlanır mesela diyelim, baharatını kor, tuzunu kor, sarımsağını kor, kimyonu, çimenini, biberini kor, yoğurur bir güzel, asarken 3 gün, 5 gün, 6 gün öyle muhafaza eder, satar sucuk diye. Ehli şimdi bunu alışkanlık oldu, yumurtasıyla kavurur, bilinmesiyle kavurur, alır yer. Sonra but pastırması diye icat olundu. Onu mesela diyelim danadan yaparlar. Yedirle kendini, gene tuzla pişirir eder 3 gün, 5 gün, 10 gün, yıkar, ongarır kendini. Gene biberi nedir, suyu nedir, çimeni nedir, sarımsağı nedir, kor, su var kendini, asar kurudur. Çıkarır kendini satar, kimisi yumurtayla kavurur, kimisi meze olarak kullanır. Yani değerlendirirler, hayvanın atılacak bir yeri yoktur. Her şeyi değerlidir ama bilene. İşkembesi değerli, ayağı değerli, bağırsağı değerli. Ben ilk sermayemi hatırlarım ki bir deri, bir postu değilim hayvanın derisi. Etinden kıymatlıydı. Eti 7-8 şirin nokkasıydı o vakit beni. Deri 5 lira, 5 şirin nokkasıydı. Bir besli kuzu keserdik, derisi gelirdi 5 okka, 6 okka. 30 şirin tutardı, 1,5 lira tutardı. Bir kısır koyun mesela 2 lira, 3 liraydı. Derisi 1,5 liraydı. Barsağı paraydı. Tüccarlar gelirdi sana. Bakardı kasap mesela hangi kasap fazla çalışır, hangisi fazla hayvan keser. Kapora verirdi, para verirdi sana. Sırf barsağını, derisini alsın diye. Yarışırlardı, 3-4 tane tüccar vardı. Şimdi deriyi soran yok. Yün paraydı. Çobanlar mesela yününü şey derdi, kırkallardı hayvanlarını. Yün şeyler vardı. Yün toplayıcılar vardı. Giderlerdi köylere, yün alırlardı. Para kazanırlardı. O da gelen satar para kazanırdı. Yani değerlendirirdi. Gübresi bahçacılar mesela çoban mandırayı her gün süpürürdü. Yığardı. 5 kamyon, 6 kamyon, 10 kamyon biriktirirdi. Gelirdiler. 3 lira kamyonu. Köprüye alırlardı o vakit, yani 3 Kıbrıs sırası. O zaman değer öyle giderdi. Şimdi birçok 3 lira dedi, nedir yahu der. Şimdi bir bahçacı bahçasına köprü almaz basın. Hep suni, hep hazır. Bir de tuttular, organiktir. Ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı insanlar da şaşırttı. Hepsi şaşırttı. Öyle bir güne geldik ki, kimin tavuğu, kimin kümesinden kaçtı bilmek. Ne desek boş. Mesela her köyün havlusunda, mandırasında 10 tane, 15 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane koyunu vardı. Bir bankaya gidersiniz o devir 100 lira para borçlanasın. 10 tane kefil isterdi senden. Ep ipotek isterdi, tarla ipotek isterdi, bilen ne isterdi. Ama 100 tane koyunu olan adam, 50 tane koyunu olan adam gösterirlerdi, bu adam çok zengindir. Kızını da evlendirirdi, evini de yapardı. Bilenmesini de yapardı mesela diyelim. Çünkü hayvan çıkardı köyde mesela diyelim ovaya. Kışta otunu yerdi, çayırını yerdi. Yani beleş tohum karnını doyururdu. Senede 2-3 ay yedirirdi. Şimdi senede 12 ay yedirin. Sütü paraydı, evet gene süt para eder ama sağan yok. Şimdi bütün hayvanları dışarı çıkarttılar. Al ben mesela diyelim, senelerdir hayvan içindeyim, hayvan hastasıyım. Her şeyden şey ettim, vazgeçtim, hayvandan vazgeçmedim. Biz burada Kızılbaş'taydık. Herkesin mesela 10 tane, 15 tane hayvanı vardı havlusunda. Kakardı 3 okka, 5 okka sütünü sağardı. Hasan'a satardı, Hüseyin'e satardı. Kolu komşuya mesela devredir, para alırdı. 2 büyük ameliyat geçirdim, eyledim. Gene rüyalarıma hayvan gelir.
Dedik ki bu mandıraları yaptık, eyledik. Dedim 5-10 tane alayım dedim bundan 5 ay önce. Bak 5 ay önce. Gittim aldım mesela diyelim 10 tane keçi cinsi diyelim ya. Oğlak aldım yani 7-8 aylık çeviç olmuş. Dedim doğurdayım tekrar kendi elimde doğursun göreyim ne olduğunu. Aldığım gün yemin çuvalı 60 liraydı. 25 kilo oldu. 60 liraydı, 55 liraydı. Bir hafta sonra 65 oldu. Bir hafta geçti 70 oldu. Bir hafta geçti 75 oldu. 80 oldu. 100 oldu. 107 oldu. Öte gün çocuğa sorarım mesela diyelim. 147 lira oldu dedi. 25 kilo yem. Yani 3 aydan bu yani. 80 liradan 150 liraya çıktı 25 kilo yem. Bilemiyorum şimdi döndüm. 15 gün evvel 107 lira oldu. Buradan kakarım ben şimdi Kızılbaş'tan. Bu hayvan yemişler. Hasbolat Güngör yoluna gitmek için ne kadar mazot yakarım, ne kadar benzin yakarım. Mesela arabam benzindir, taksim mesela diyelim. 20 liraya gider gelirdim, hasbası çıksın dedim, biri öğün yedirirdim. Varsın zevkim gider, merakım gider, biraz eğlenirim, vaktim gider. Giderdim bir kere günde. Bu serçenin benzin oldu. 20 lira. 20 lira. Köyünde bir gidersin, olmaz suyu var, yemi var, bilinmesi var. Mecburu sattım, iki tane bıraktım. İki tanenin dört tane yavrusu vardır. Şimdi başladığı mesela diyelim, o yavrular da yer. O iki hayvan şimdi 5 kilo yem yer günde yavrularıyla. 5 kilo yem 6 liradan 30 lira. Günde. Ayağı vurdum da 900 lira. Her gün gittim de isterim 30 lira da benzin. 900 lira öyle, 1 milyar 800 lira. O ikiyi ben mi satayım derim. Bu sefer ne yap yani meraktır, bilmem nedir. Yani hiç hayvan beslenmez, eğlenmez. O yakın olanlar ne yapsın mesela? Yani eski günleri ararık. Bir sepetini alırdı adam köyden geldiğinde doldursun. 10 şinine bir sepet yiyecek dolardı. Doldurur giderdi. O vakit böyle bu yemişler, bu çikolatalar, bunlar şunlar, bunlar yoktu bizim çocukluk derdimizde. Yemişçiler vardı okulların önünde. Yemişimiz neydi? Kesme şeker vardı. Leblebi. Konlara. Birçoğu şimdi genç konlara der, nedir bilmez. Peki de sen de bilmen konlara nedir. Ovalarda biter. Tikenli bir şeydir böyle. Üstünde ufak ufak pirilli pirilli meyve verir. Önde yeşildir. Sonra kurur kahverengi olur. Çok lezzetli bir meyvedir. İçine çekirdeği vardır. Onu filcan, kahve filcanı dolusu. 20 paraydı. İki kahve filcanı bir kuruş uzun. Bir kuruş verdik. Böyle mesela ondan alırdık. Ertesi gün leblebi alırdık. O vakit yemişlerimiz lokumudu. Kağıtlı lokumlar vardı. Lokumudu. Kesme şekeri vardı. Şeker gamıcı vardı. O zaman gelir getirirlerdi. Boğum boğum satarlardı. Ben giderdim ilkokulda. Çarşıya gittim de mesela diyelim ki bananacı Mustafa diye bir efendi amca vardı. O satardı bu şeker gamıçlarını getirir böyle tekerlek böyle yani uzun. Alırdım bakardım en kalınını seçerdim. Çünkü babamın yanındaydı dükkanı onun çarşıda. Mesela boğum derdik böyle boğum boğumdur gamıç. Kimisi 16 boğumuz, kimisi 18 boğum, kimisi 20 boğum. Sayardım ben ama ne için sayardım onu? Çünkü alırdım ben ondan iki tane, geldiğimde keserdim böyle, bışkıyla böyle, geldiğimde boğum boğum. İki tane bir kuruşa satardım okulda. Kutum vardı böyle gördüm içine. İki tane bir kuruşa satardım, öğrenmeler gelirdi bana bakardım öyle ondan görürdü. Görmemezlikten gelirlerdi, saklardım. Mesela diyelim alırdım o şeyi, bir kamışı, bir şilin 12 kuruş, bir şilin 9 kuruşudu. 12 kuruşa bir şişini alırdım, seçerdim mesela diyelim, kalınını da seçerdim. Büyük boğumumu da seçerdim ve boğumu fazla olanı seçerdim. Ne kadar fazla dökersen karım o kadar fazla olurdu. Satardım. Yani alışverişi bundan yürüttüm, çocuk kadar meraklıydım.
Sonra kesme şekerler vardı böyle teneke kutularda. 500'ün kutusuydu, iyi hatırlarım. İçinde hep belirli bir standarttı böyle. 60 tane mi vardı? Geldi geçti zaman unuttum bilinme. Alırdım ondan satardım. 2 tane bir kuruşa, 3 tane bir kuruşa. Yani her gün 5 şen 6 şen para kazanırdım okulda. Babam gelir dedi bak. Vazgeç oğlum dedi bak. O parayı biriktirirdim. Cuma günü hayvan bazarına derdim. Bir koyuncuk alırdım. Bir keçi alırdım. 5 tane 6 tane derdim. Başladık okuldan gitmemeye. Bizi hayvan açardık ovaya. Babam gelirdi gördü. Okula gitmedim. Hadi satardı babam. Paraya atardı cebine. Ağlardık, ederdik. Böyle bu yaşlara geldik. Olan bu. Şimdi böyle hastalıklarla, bilinmelerle onlarla uğraşır, kaplarla yaşarak ne kadar götürürsek artık. Biz çocukken köylerden o zaman yani 7-8-9 yaşındayken mesela burada Lefkoşa'daki hayvancılara saman tedarik etmeleri için deveciler vardı. Her devecinin, yani samancılar vardı. Her samancının 7-8 tane devesi vardı. Harar derik, yani çuval. Mesela şimdiki çuvallar 50 kiloluktur. Onlardan mesela diyelim her çuval 12 tane saman alırdı, harar dediklerimiz. Büyük kannavisa dediğimiz şeyler vardı, yani torba şey yani. Onları dikerlerdi, büyük yaparlardı, harar yaparlardı. Saman doldururlardı. Develerin üstüne 3 tane kimisi, 3 tane harar böyle kurdu. 3 tane böyle kurdu, deveye çıktı derdi, çökerdi deve. Bir güzel bağlardı böyle. 40 derdi deve, çökerdi. 40 der kakardı. Yağırdı, her devenin üstünde 6 tane harar vardı. 10 tane devesi olan 60 çuval harar getir, saman getirirdi. Gezerdi Lefkoşa çevresinde mesela diyelim, kaymaklı çevresinde. Gönderir, yapardı diyelim, saman ihtiyaçları onlara satardı. Böyle makineler yoktu o zaman saman çıkaracak. Kimisi harmana övdürdü, kimisi bilmem ne. Yani parası olanın vardı. Çıkarırdı, ederdi ama şimdi benim 10 tane keçim var, o birinin 20 tane koyunu vardır. Mecburi satın alırdı, bir senelik eve kurdu. Onların herkesin müşterisi vardı. Zamanı geldiğinde gelirdi develerle. Lefkoşa'da Bandabıcan'ın yanında Deveciğer Hanı vardı. Bak ismi hele daha Deveciğer Hanı'ydı. Böyle sıraya ayakları vardı. Develeri gelip bağlarlardı uğraştığa, yükünü boşaldırlardı. O artan yükü boşaldırlardı. 2 gün, 3 gün, 4 gün kalırlardı orada. Teki satsınlar. İhtiyacı olan giderdi tekrar. At arabaları vardı. Arabalara koşardı atları. Yükler onlardan taşılırdı. Biri inşaat yapacaktı. Çakılırsa at arabasıyla getirirlerdi dereden, bilmem neden. Deniz kumu, denize giderlerdi. 10 tane, 15 tane at arabalarıyla. Hayal mayal bunları hatırlarım. Giderlerdi. Gelirlerdi, koşarlardı bütün gece hayvanları. Yolla dururlardı, çözerlerdi, dinlendirirlerdi, tekrar gelirlerdi. Bu inşaatlar öyle yapılırdı o zaman. O yüklerini alırlardı, biri bir şey alırsaydı yük. At arabası, çarşının yanında yer vardı, atlarla arabalar dururdu. Sıra sıra. Benim yüküm vardı, giderdim. Benim kadim bir işlediğim arabacı varsa, onunla. Biz bayağı hayvan götüreklerdi. Kasapların havuzundan o zaman herkes alırdı, evine kurdu. Günde bir hayvan bazarsaydı, çünkü böyle büyük buzdolapları yoktu kasaplarda. Çarşının yanında bir buzdolabı, buzhane vardı. Eti fazla olan kasaplar, dana bazlayan kasaplar fazlaydı. Giderdi, kilo başına para öderdi. O buzhaneye kurdu. En büyük buzhane de burada Belçan'ın karşısındaydı. Şimdi bakanlık nedir, ne oldu orası? Bu sahneydi orası. Bütün dışarıdan ihraç edilen kutu yiyecekleri, muhafaza denecekleri hep onun için olurdu. Orası da bahçaydı. Buz yapılırdı orada da. Kalıp kalıp buzlar satılırdı.
Herkes alırdı yarım şilin, bir şilin kalıbıydı. Bir şilin kalıbıydı, büyük bir metre buz. Yarım da verirdi, çeyrek de verirdi. Buzcular vardı, satardı. Belespitleri vardı, böyle ön gergaşaları. O buzlardan alırlardı gelip buradan onlar, buz satıcılar. Mahalle mahalle gezerlerdi kahvecilere. O buzları satarlardı, tahta buzlukları vardı. Onları kollardı, kolasını soğudurdu, bilenmesini soğudurdu, suyunu soğudurdu. Hangi kahvecinin suyu soğuksaydı o vakit o kahveci işlerdi. Ben bunları gördüm. Bugünleri gördük. Hani şimdi, deve kalmadı memlekette. Son başladılar sucuk yapmaya, pastırmacılar. Alırlar alırlar keserlerdi, kese. Ucuzdu. Mesela diyelim danadan, inekten ucuzdu var zaten. Mesela bir inek 10 liraysaydı, bir deve 3 liraydı. Var zaten. Alırlardı, eti çoğudu. Kırmızıydı, yağsızdı. Bu hörgüç dediğimiz bıçak dahi girmezdi. Karaciğerine bıçak girmezdi. O kadar bir sertiydi. Eti ekşimiş idi. Yani derler ki çok iyi bir et idi. Pastırmacılar sucuk yapardı. Yağ kaldırırdı, kıpkırmızıydı. Kasaplardan gelirdi o pastırmacılar. Mesela birkaç da pastırmacı vardı. Müktar vardı, şu vardı, bu vardı. Meşhur pastırmacılarımız vardı yani. Zaten lahmacun Kıbrıs'ta. Lahmacunla pastırma da Ermeniden gelmedir hemen hemen. Yani lahmacunu Ermeniler vardı, yapardı. Onlardan gördüm. Ben yani onlardan alıştı birçoğu. Evet, belki de şimdi esas kökeni Türkiye'dir ama biz burada Ermeniden gördük. Zaten buradaki nüfusun, yani Kıbrıs Türk'ü Türkiye'ye köken nedir? Ermeni de oradan. Ermeni de oradan. Bak benim dedem Tarsusluymuş. Nenemden öğrendim. O vakit buraya harptan sonra şeydi, ne bileyim hangi harptan sonra getirdiler şu kendilerini. O da onlardan gelmeymiş. Nenem ile evlenmiş. Miş. Nenemin bütün mallarını satmış. Cebine parayı koymuş. Babam 2 aylığıydı doğduğunda. Kaçtı, ne sorusu şey geldi geçti, ne eyledi. Ben son bir ara Tarsus'a gittim, yetildim, delikanlı oldum, Türkiye'ye gittim de soy ismiyle karıştırdım, yani gezdim. Buldum yani Sağıroğlu, Sağıroğlu Mehmet, Sağıroğlu Mustafa, Sağır Mustafa diye. Şimdi dedeme Sağır Mustafa derlerdi, pasaportu vardı. Yani diyelim babamın pasaportu, Türk sabahçıydı babam. Yani vatandaşıydı. Yazardı içinde. Tabii nenemin demesi. Bak nereden geldik, nereye girdik? Yani kökene girdiğimizde, nenem derdi ben ne için be dede, ben nene. Deden dedi senin Türkiye'dedir oğlum derdi, Türkiye'den geldi derdi. Ve harba çağırdı paşa kendini dedi. Sağır mıydı dedim, dedim ben ha. Yok dedi. Bu sağırlık da dedi. Paşa kendini şey o zaman dedi. Harba çağırdıklarında ben sağırım dedi. Sağır işareti yaptı dedi. Demişler kendine müktardan, bilimden, şundan, bundan, bölgenden. Sağır olduğuna dair bir kağıt getir bize. Seni yollamayalım askere. Tamam demiş. Çıktığında gitsin. O kaydeden kimse, o paşa mı artık nedir, müktar mı kimseydi diyelim o bölge o zamanı. Açık göz birisiydi herhalde. O çıkıp gittiğinde kırmızı liralar varmış böyle. Havaya attığında yere düştüğünde tınk 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 demiş. Döndü. Sen nasıl sağırsın demiş ki, ne geç bakalım buraya demiş. Sağırsan badez dayık lan. Sağırlık ondan kalmış kendine. Biz Tarsus'a gittik, sorduk. Çok sağırdı hangisidir? Ne dedi? Ya dedik filan tarihte Kıbrıs'a gitmiş mi onlar? Bilen yok, eden yok. Resmi var mı dedi bize. Resim nerede, bilen de nerede, ipucu nerede? Hiçbir şey yok. İşi bildiğimiz Mustafa Sağır. Arada bu. İğneden kuyu kazsın.